Merhaba arkadaşlar, Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki videoda hidrokarbonları sınıflandırmıştık. Alkan, alken ve alkin demiştik. Birincisi alkanlar diyeceğiz. 5-6 videoluk bir seri olacak. Bir alkanlar diye başlığımızı atın arkadaşlar. Dinlemeye başlayın. Parafinler olarak da adlandırılıyor bunlar. Parafin demek isteksiz demek. Neymiş isteksiz? Ne isteksiz bunlar? İsteksiz. Bunlar arkadaşlar tepkimeye girmeye karşı isteksizdir. Tamam mı? Yani tepkimeye girme diyorum. Kimyasal reaksiyona girmeye karşı isteksiz. Tamam. Yapısında sadece tekli bağ bulunduran hidrokarbonlara alkan denir. Yani karbonla karbon arasında sadece tekli bağ bulunacak. Hidrojen zaten tekli bağ yapıyor. İkili bağ yapsa hocam alkan olmaz mı? Hayır, ikili bağ yapsa alkan olmaz. Sadece tekli bağ. Genel formülleri CnH2n artı 2'dir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? En yerine mesela 5 koyun. C5 H ne olur? 5 çarpı 2'den 10 artı 2'den C5 H12 olur. Tamam. Yani hiçbir zaman C3 H6 olmaz. Niye? Artı 2'si de var genel formülden gelen. C3 H8 olur. Alkan diyorsa böyle olur. Tamam. Tabi normal düz alkan. Siklo yapılar değil. Siklo yapıları da zaten bahsedeceğim. Doymuş hidrokarbonlardır. Biz daha önceki videoda demiştik ki tekli bağ varsa doymuştur. Çift veya üçlü bağ varsa, yani şöyle tekli bağ karbon karbon arasında çiftli bağ varsa doymamış. Veya karbon karbon arasında üçlü bağ varsa yine doymamış. Ancak karbon karbon arasında hepsinde tekli bağ varsa bunlar doymuştur. Parafinler isteksiz ve siklik parafinler olarak adlandırılırlar. Yani siklik dediğimiz parafinler alkanlar, halkalı alkanlar. O ileriki videolarda bahsedeceğim. Şimdilik şey yapın. Bu kadar bilin. Halkalısı da var. Nasıl halkalısı? Ya şöyle halkalı olanları da var yani. Yok değil. Bunlar da birer halkandır. Tamam. Daha detaylı anlatacağım. Tekrar diyorum. Şimdilik özelliklerden bahsedelim. En basit üyesi CH4'tür. Yani en yene bir yazarsın. İsmi de metandır gençler. Birbirini izleyen alkan molekülleri arasında CH2 kadar fark varsa bu dizilimde homolog sıra denir. Yani alkanlar neymiş? Homolog sıra oluşturuyor. Arkadaşlar homolog sıra şu demek. Mesela CH3, CH2, 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 CH3 oldu. Tamam mı? İşte şu homolog sıradır. Tamam mı? Şu homolog sıra. Yani CH2, CH2, CH2 diye gidiyor ya. Ne kadar giderse gitsin o kadar homolog sıra olur. Alkanlar ne yapıyormuş? Homolog sıra oluşturuyormuş. Polimerleşmezler. Bir polimerleşme olabilmesi için bağ kırılması lazım. İkili bağın kırılması lazım. Ancak bunlar da ikili bağ olmadığından dolayı arkadaşlar polimerleşme olmuyor. Alkanların yapısında bütün bağlar sima bağdı. Çünkü hepsi tekli bağ. Ve karbon atomları tekli bağ olduğundan dolayı sima bağında ne yapıyordu? SP küp hibritleşmesi yapmış oluyordu. SP küp hibritleşmesi yaptığından dolayı gençler şu şekilde 3 boyutlu ortamda gösterilir bunlar. H, metanı mesela örnek verelim. H, H. Bağ açıları 109,5 derecedir. Tamam mı? Ya hocam 90 derece değil mi? Mesela şöyle çiziyoruz biz diyeceksiniz. Nasıl? Bakın. Hep çizerken pratik olsun diye ben de böyle yapıyorum mesela. Böyle çiziyorum ya. Hidrojen hidrojen diyorum. Ne yaptık hocam? İşte şurası az çok geometri bilgimiz var. Burası 90 olur diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar. Biz normalde aslında bunları böyle çiziyoruz ama yanlış çiziyoruz. Normalde bunların çizimi şöyledir. Tamam mı? Böyle zikzaktır. Yani hep 109,5 dereceyi ayarlayacak şekilde de şuralara C'leri koyarsınız. Hidrojenleri koyun. 109,5 hep ayarlar. 109,5 derece olduğundan dolayı Whisper gösterimi arkadaşlar AX4 ve molekülümüz apolardır. Tamam mı? Alkanlar apolar. Zaten söylemiştik. Karbon ve hidrojen içeren her şey bizim için. Yani sadece bundan ibaretse bileşik apolardı. Apolar olduğundan dolayı ne yapar? Benzer benzeri çözer dediğimizden dolayı su polar. Suda alkanlar çözünmez. Şimdi apolar yapılarda hatırlayın yine kimyasal türlü etkileşimlerde London kuvvetleri etkiydi. London kuvvetleri etki olduğunda biz ne yapıyorduk? Kaynama noktası ve buhar basınçlarını karşılaştırırken London kuvvetine bakıyorduk. Nasıl hocam? Şöyle ki mesela CH4, C2H6 bir de C3H8 olsun. Eğer bize 3 arasında hangisinin buhar basıncı daha fazla veya hangisinin kaynama noktası daha fazla derse şuna bakacaksınız. London kuvveti. London kuvveti derdi ki elektron yoğunluğu fazla olan atomların kaynama noktası daha yüksektir. Yani şöyle sizin için daha da Türkçeleştireyim. Mol kütlesi hangisinin daha fazlaysa onun kaynama noktası daha fazla. Mesela bunun mol kütlesi 16. Daha az karbon var. Bununki 30. Şununki ise 44.
Hangisinin mol kütlesi daha fazla? Bunun. Demek ki bunun kaynama noktası diğerlerinden daha yüksektir diyeceğiz. Tamam mı? Eğer size aynı karbon sayısında mesela C5H12 verdi. 3 tane C5H12 verdi ama farklı dizildiyse, yani nasıl farklı dizildiyse, birincisi şöyle dizildi. İkincisi şöyle dizildi. Şuraya bir tane daha C attım. Tamam mı? Üçüncüsü de şöyle dizildi. Bak hepsi de C5H12. C5H12. Eğer bu şekildeyse dallanma arttıkça gençler kaynama noktası azalır. Nasıl hocam dallanma? Şöyle uzun, en uzun karbon sırasını alıyorsunuz. Geri kalanlara dal diyorsunuz. Şunlar dal işte. İki tane dal var. Bir tane dal var. Dal yok. İşte en uzun olanın kaynama noktası bizim için daha yüksek olacak. Tamam mı? Bu da buradan geliyor. Bir de ana kaynakları bunların petrol ve doğalgazdır diyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılı. Mesela demiş ki aşağıdaki bileşiklerin kaynama noktalarını karşılaştırınız. Bu arada genel özelliklerden bahsettik. Şu an soru çözüm aşamasına geçtik. Soru çözeceğiz. Bundan sonra konu anlatmayacağım. İyice pekişsin yukarıda söylediklerimiz. Kaynama noktalarını karşılaştırın. Bak 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu alkan. Demek ki formülü C5H12. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu C5H12. Hocam H12'nin nereden ne olduğunu nereden biliyoruz? Hidrojenleri saymadık. Şuradan saydık gerçekten. CnH2n artı 2 ya. H5 ise şuraya 5 koy. 10 artı 2'den 12 yapar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da C5H12. Ne yapacağız? London kuvvetine bakacağız ama hepsi de aynı atom. O zaman dallanmaya bakacaksınız. En uzun zincir bu. 2 dal var bakın. 1, 2. En uzun zincir bu. Kaç dal var? 1 dal var. Bunda ise dal yok. Dallanma arttıkça kaynama noktası ne oluyordu? Düşüyordu. O yüzden 3'ün kaynama noktası daha büyük. 2'den sonra da büyük 1'den diyeceğiz. Buhar basınçlarını sormuş olsaydı tam tersi 1 büyük, 2 büyük, 3 olurdu. Neydi? Buhar basınçlarında. Geçelim uygulama 4'e. Alkanlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Genel formülleri budur. Doğru. Polimerleşme tepkimesi verirler. Polimerleşme tepkime vermesi için ikili bağ olması lazım en az. Veya üçlü bağ yok. O yüzden polimerleşme tepkimesi vermezler. Suda iyi çözünürler. Bunlar apolar bileşikler olduğundan dolayı suda polar, polarlarda çözünmez. Yanlış. Yalnız bir adına diyeceğiz. Genel formülü CnH2n artı 2 olan bileşiklerle ilgili, yani alkanlarla ilgili hangileri doğrudur? Homolog sıra oluştururlar. Göstermiştik, oluşturabilirler. Karbon atomları arasında hepsi tekli bağ olduğundan dolayı sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Doğru. Parafinler olarak da, yani isteksizler, reaksiyona girmesizlikleri olmayarak da adlandırırlar. Doğru diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 olmuş olacak. Tamam. Geçelim. Orbital yayınlarından arkadaşlar. Test 24'e. Test 24 ile şu anki anlattığımız yerle alakalı olan soruları çözeceğim. Diyor ki alkanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genel formülleri budur. Evet, hemfikiriz. SP3 hibritleşmesi yapmış. Bütün bağlar tekli bağ olduğundan dolayı SP3 yapıyor. Bakın tekli bağlar SP3. Şunlar SP3. Çiftli bağlar SP kare. Bir hatırlatma. Üçlü bağlar ise SP hibritleşmesi yapıyordu. Apolar yapıda olduklarından suda iyi çözünmezler. Doğru. Doymamış hidrokarbonlarda tekli bağlar arkadaşlar doymuş. Çiftli bağlar veya üçlü bağlar doymamıştı. Cevabımız bu yüzden denizli olacak. Mesela demiş ki yukarıda formülleri verilen hidrokarbonların aynı sıcaklıkta buhar basınçlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? 1, 2, 3, 4, 5 karbon, yani C5H12. 1, 2, 3, 4, 5 karbon C5H12. 1, 2, 3, 4, 5 C5H12. Az önceki yaptığım soruya benziyor değil mi? Şimdi önce kaynama noktasını bulalım, sonra tam tersini alalım. Çünkü biz niye tam tersini alıyoruz? Buhar basıncı söylemiş. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı. Bakın gençler tekrar söylüyorum. Dikkat edin buna. Dal ne kadar fazlaysa veya zincir ne kadar uzunsa, zincir ne kadar uzunsa kaynama noktası o kadar fazla. Dal ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar azdı değil mi? Mesela burada kaç dal var? Bir dal var. Şu uzun zincir kaç tane bağlanmış? İki tane. O zaman iki tane dal var. Dalı az olanın kaynama noktası daha büyüktü. Birinin kaynama noktası 2'den, ikinin de kaynama noktası 3'ten büyüktür. Ama bize neyi soruyor? Buhar basıncını soruyor. Buhar basıncını sorduğundan dolayı tam tersini alacağız. 3, 2, 1 diyeceğiz. Tamam mı? Üçüncü soru. Yukarıdaki verilen organik bileşiklerden numaralandırılmış olan karbon atomları hangisinden doğru olarak sınıflandırılmıştır? Şimdi bir karbona bir karbon bağlıysa primer karbon, bir karbon iki karbon bağlıysa sekonder karbon, bir karbon üç karbon bağlıysa tersiyer karbon diyor. Şimdi ona bakacağız.
Bir karbona, buna kaç tane karbon bağlanmış? Bir tane karbon, üç tane hidrojen. Demek ki bu bizim için primer karbon. Buradaki bir karbona 1 ve 2, 2 hidrojen bağlandığı için sekonder karbon olacak. Bak, sekonder karbon. Bu karbonu 1, 2, 3 tane karbon bağlandığından dolayı tersiyer karbon olacak. Cevabımız Bursa olur. Tamam. Dördüncü soru. Kapalı formülü bu olan, yani alkan, organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Homolog seri oluştururlar. Evet. Homolog seri oluşturuyor alkanlar. Doymuş yapılar, doymuş yapıdadırlar. Yani ikili bağlar yoktur. İkili bağın bir diğer adı neydi? Pi bağı. Pi bağı içermezler. Doğru. Yandıklarında karbondioksit ve H2 oluşturur. Arkadaşlar, organik bileşikler yandığında, yani oksijenle tepkimeye girdiğinde, daha önceki videolarda aslında bahsetmiştik. Her zaman karbondioksit ve su oluşturur. Tamam mı? Her zaman. Doğru. Hangileri doğru? Üçü de doğru diyoruz. 4'ten 8'e geçtik. Hocam, kitap yanlış mı yazmış diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, kitap yanlış yazmadı. 8'in sözü aldım, buraya yapıştırdım konumuzla alakalı diye. O yüzden 8. soru. Yani 24. testin 8. sorusu. Ben buraya taşıdım. Bunun yerindeki soruyu da anlatmadığım için çıkarmıştım. Yukarıda formülleri verilen alkanların aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını sırala demiş yine. Bak, 1, 2, 3, 4 karbonlu. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 1, 2, 3, 4 karbonlu. 5 karbonlu olan bir kere London kuvveti, yani mol kütlesi daha fazla olduğundan dolayı kaynama noktası daha büyüktür, değil mi? Sonra ikisinin karbon sayısı aynı. Ancak bunda dal var. Dal olanınki daha küçük oluyordu. O yüzden biz deriz ki 1'inki 3'ten büyük. Bu ne? Kaynama noktası. Kaynama noktası. Bize neyi soruyor? Buhar basıncını soruyor. O yüzden tam tersini alacağız. 3, 1, 2. Nerede 3, 1, 2? Edirne'de. Cevabımız Edirne olacak diyoruz. 6. soru. Alkanlarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Tepkime vermeye yatkın değildirler ki bu yüzden ne diyorduk biz? Parafin diyorduk. Doğru mu? Doğru. Yalnız sigma bağı içerirler. Evet. İkili bağlar hiç yoktu. Karbon karbon birli bağlar oluşurken karbon atomları pp, yani karbonların zaten elektron dizimleri p ile bittiğinden dolayı pp örtüşmesi olur arkadaşlar. Bu da doğru diyoruz. Karbon karbon birli bağlar oluşurken karbonların p orbitalleri örtüşür. Karbon ne diyor? Cevabımızda 1, 2, 3 yok. Karbonların p orbitali örtüşür de, yok pardon, özür diliyorum arkadaşlar. Hibritleşme oluyor da sp küp bağları örtüşüyor. O yüzden bu yanlış diyoruz. Cevabımız denizli olacak. Tamam. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda alkanların adlandırılmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz.